Evet, biz puanlarımızı not aldık. Kim geliyor Yasemin'cim? Şimdi Zeynep'i uğurluyoruz. Selen'cim gel lütfen. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Siz var mı? Çok fenasınız. Siz çok fenasınız. Konsept mi değişti? Ne oldu? Siz çok fenasınız. Nasıl ben geçen gün kemer, ayakkabı ve çanta ışıklığında nasıl kendime roman günü konsepti yaptıysam tek başıma. O da Selen de bu konseptten çıkmış, kına gecesi konseptine bürünmüş. Öyle mi kızım, kına gecesi? Hayır, aslında öyle değil pek. Böyle gözüktüğünün farkındayım. Ama şöyle, ben bir Kayseri düğününe gidiyorum. Kayseri bir düğün salonuna gidiyorum. Kayseri'de şöyle bir şey var. Ne kadar yakınsak akrabalık olarak, abiye olarak da o kadar abartabiliriz. Böyle bir kural var. Ben de o yüzden en böyle gösterişli olanı, en gelini böyle sönük bırakacak bir kıyafet seçmek istedim. Böyle bir gelenek mi var? Evet. Kayseri'de. Evet. Öyle bir gelenek bende de var. Hangi düğüne gidersen bir bu abartılayım mesela. Fiyatlarını alalım. Fiyatlarım göstereceğim. Ayakkabım 349'du, 270 TL'ye aldım. Elbisem 1.500 TL'ydi. Ben 800 TL'ye aldım. 1500 liraydı, 800'e aldın. Evet. Evet. Keselerimi aldım. Çanta almadım yanıma. Çünkü ben bir düğündeyim ve erkek... Nasıl uyduruyorsun? Yani buna çanta ayarlayamadın. Zaten bu kına gecesi elbisesine benziyor. Bunu da alırım. Ama böyle düşün. Yani senin hanım şimdi şöyle. Ben şimdi erkeğin kız kardeşim ya hani. Karşı taraf altınları toplamadan hemen gidip altınları toplayacağım. Altınları almasınlar diye o yüzden böyle. Kim almasın altınları? Karşı taraf altınları almasın diye. Erkek tarafı toplar çünkü. Bir de şöyle kırmızı olsun, beş fazla olsun mantığı vardır Kayserililerde. Böyle gösterişi çok sevdikleri için. O yüzden de özellikle kırmızı seçtim. Sen normalde bir görümce misin peki? Hayır değilim. İyi ki de olmamışım. Yazık geline. Geline yazık olurdu gerçekten. Yani bu elbiseyi kostümleyebileceğin bence en uygun şekilde kostümlemesi. Çok şirin görünüyorsun. Teşekkür ederim. Beni çok eğlendirdin. Arkadaşlarının seni etrafında öyle görmek beni çok eğlendirdi. Yani çok komik bir görümce olurdun. Ben oturup seni o düğünde izlerdim görümceye i̇şte bak diye. İşte gelini sönük bırakabilirim demek ki. Bilemeyeceğim. Gelini de görmek lazım. Bu arada ben de bir görümceyim. Ve beyaz giyip giden bir görümceyim. Şaka yapıyorsun. Evet. Düğüne beyaz mı giyeceksin? Ama yemin ederim farkında değildim Gülşah. Sen dalga geçiyorsun yemin şu anda. Ederim değildim. Sen ya, ciddi misin? Şaka dalga gelinim, geçiyorsun. Gelinimi çok severim. Aylin bebeğim. Anladık kalbim. Ne kadar sevdiğini. Hiç bak farkında değilim. Ben hani böyle biz böyle hani derli toplu olsun bütün cemiyetimiz, akrabamız düğünde olacak diye çok bak, güzel bir geldi. Elbise buldum. Şu an saçım buldu. Başımı yolacağım. Meğer beyaz yanmış. Bunu bilmiyorum diyemezsin bana şu yemin anda. Yemin ediyorum gelinim bana dedi ki sen de dedi nasıl düğünde beyaz giydin geçenlerde. Böyle bir durum var ama çok tatlıydık yan yana. Çok severim. Bir de şu anda yeğenim oldu Lina. Çok güzel. Maşallah. Kardeşim o kadar tatlı ki. Hepinize hala olmayı Allah nasip etsin. Yani. Evet çok güzel. Olsun. Olsun. Benim yeğenim sana hala bir şey olur. Arkadaşlarının tamam. Yeğeni sana hala der. Tatlı görünüyorsun benim için. Teşekkür ederim. Yani oturup seni o düğünde eğlenceyle dinlerdim. Yani böyle bir kostümü kafana abartmak için onu tak. Sadece elindekiler evet komikliğine komiklik katmış. Ne güzel bir laf söyledin Allah'ım. Ama tatlısın bence. Çok, saçın falan da çok tatlı görünüyor. Makyajın yakında backstage'de gördüm. Çok güzel bir suratın teşekkür var. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya Selen ne söyleyeyim? Seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum. Ben de çünkü seviyorum. Çok güzel bir ruhum var. Onu hissediyorum. Bazen doğruları da söylemesen de benim için mühim değil. Sen onlara yapıyorsun onu. Olsun yap. Yap bizimkilere. Sen de bizimkilerden birisin ama Kayseri düğünlerini ben de bilirim. Kayseri'ye de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Arkadaşlarımız vardır.
Ama oradaki şıklık şimdi pardon. Aman Allah'ım ne şıktır o hanımlar o düğünlerde. Nasıl güzel giyinirler. Değil mi kızım? Evet. En azından o kafana takmasaydın. Olsun. İşte ne diyeyim çocuğum? Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gülşah'ım. Hoş geldin Selen'cim. Merhaba Gülşah Hanım, hoş buldum. İyi misin? Evet, iyiyim. Bugün yüzün gülüyor. Yani çünkü memnunum şu an üzerimdekilerden. Ve sizin bana dünkü kadar kötü yorum yapacağınızı düşünmüyorum. İnşallah. Sen düşünmüyorsun aşkım. Ben hemen konuya gireyim. Bir kostüm balosuna gidiyor gibisin. Evet. Kabul ediyorsun. Yani düğünde kostüm giyiyorlar sonuçta. Düğünde kostüm giymiyorlar. Düğünde hot couture dediğimiz, abiye dediğimiz... Şık. Ya da bir şık bir kombin yaparak, belki bir krep bir ceket ve bir etek, belki bir tayör daha yaşını almış olan büyüklerimiz, belki böyle bir şey. Normal bir kombin. Sen elindeki kesenle, saçınla ve üstündekiyle kendince bir kına gecesi konsepti yapmışsın. Ve yani böyle düğüne tabii ki böyle düğüne gidersin. Ama mesela çantan yok. O çanta değil zaten bir puanın oradan gidiyor. 10 üzerinden değil 9 üzerinden değerlendireceğim ben. Onun dışında ben seni beğenmedim. Tabii. Dün ne söylediysem aynı şey bugün de geçerli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Buyurun. Ederim. Selen'cim. Buyurun. Şimdi benim anlayamadığım bir konu var. Buyurun. Yani görümcesiniz. Evet. Ve gelinden daha ön planda olma gibi bir iddianız var. Fitnelik diyelim. Nasıl? Fitnelik diyelim. Ha, kabul ama bu saygısızlıktır sonunda. Bence ya. Ne için ama eşim makarası o. Ay saygısızlıktır çünkü benim çevremde insanlar gelini geride bırakmamak için hatta damadı da geride bırakmamak için oldukça mütevazi şıklıkla düğünlere gitmek isterler. Doğru, ben de Kayseri düğününe gidiyorum ve orada da bu kötü bir şey olabilir ama gelenekselleşmiş bir şey. Ben de onu yansıtmak için böyle giyindim zaten. Geleneksel durumlarınıza saygım var. Tabii. Ama... Söylediğin cümleye saygımız yok. Çünkü yani, saygısızlık ediyorsun, fitnelik yapmak için gibi bir şey kabul edilmez. Yani orada zaten. Gidip eğleneceksin, ailenize yeni biri katılıyor, bunun heyecanı, sevinci. En mutlu günlerinizden biri. Tabii. Evet, yani bu düşüncede olman beni şaşırttı. Normalde böyle olduğunu düşünmüyorum ama zaten onu ya. O şu an ki. Burada bu şovu Nasıl? Yapmak yani istedi. Yani benim konseptim o şu an. Zaten görümce olamayacağım ki. Evlenmeyecek misin hiç? Sanmıyorum şu an. Neden? Düşüncem yok yani istemiyorum. O zaman kendini mesela gelinin yerine koy. Sen gelin oldun ve senden çok daha şık bir geldi düğününe. Nasıl hissedersin kendini? Kötü hissederim tabii ki. Nasıl hissedersin? Kötü hissederim tabii ki. Böyle i̇şte, ilk başta savaş ilan edilmiş duygun gibi olur. Demek ki düğünlerde kayboluyor. Bir dakika ne dedin? Savaşa gitmiş gibi mi olur? Savaş dedi? İlan edilmiş gibi olur dedim. O zaman sen de böyle giderek geline savaş ilan ediyorsun. Ederim. Evet. Görümceyim. Ederim. Bak şimdi ne anlatıyorlar ne cevap veriyorsun. İyi ki kardeşi yok. Erkek. Neyse. Sen gerçekten hukuk okuyor musun? Evet. Adalet Kaçıncı yok. Sınıfsın? Dört. Dördüncü sınıfsın. Bir de. Adalet diye bir şey duydun mu hayatında hiç? Evet. Adil olmak ne demek? Evet, duydum. Duydun. Bravo. O nasıl bir avukat olacaksın merak ediyorum. En başarılı avukatlardan olacağım, siz de duyarsınız. Tabii, mümkün İftar olduğu ederiz. Kadar... Mümkün olduğu kadar kaybedeceğin davalar olacaktır herhalde. Her avukatın kaybettiği kadar. Tabii ki de ama senin kazanmaktan çok kaybedeceğin davaların olacak. Büyük konuşmamak gerek Serdar Bey'in dediği gibi. Büyük konuşmamak... Sen bana laf mı söylüyorsun? Hayır, kötü bir şey söylemedim sen ki. Sen şu anda nasıl saygısızsın farkında mısın? Hayır Gülşah, kötü bir şey söylemedim tatlı ki. Tatlı burada Serdar sana çok güzel bir şekilde izah ediyor. Evet. Sonra şimdi ben sana bunu söylediğim zaman çok çok çirkin bir şey söylüyorsun. Ama üzerine, siz de benim... Ben sana susar mısın? Tabii, dinliyorum. Üzerine ben senin... ile alakalı. Emin misin hukuk okuduğuna diyorum. Hani durumu daha egzajere ederek, konuşmalarından daha tatlı bir şey dolayı. Söyleyerek söylüyorum. Ve sen hiçbir şey bilmesem bile ki hiçbir şey bilmeyen bir kızsın. Hiçbir şey bilmesem bile her zaman söylerim haddini bil. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum ve size saygısızlık yapmadan konuşuyorum ben. Ayrıca... Ben puanımı not aldım. Lütfen Selen inince beni çağırırsınız. Tahammülüm yok çünkü bu kıza. Selen'cim, çok özür dilerim. Ben şimdi şöyle bir durum var. Düşünmüyorum Selen Selen'cim, Bey. Lütfen. Dinliyorum. Yani
ağzından çıkanları kulağın duymalı. Ben anladım. Ben seni anladım. Sen şimdi mesleğinle alakalı kötü yorum alınca böyle bir çıkış yapmak istedin. Ama benim sana önerim, evet mesleğin çok kıymetli, hepimiz için çok kıymetli. Bununla ilgili karşından bir fikir geldiği zaman, hoşuna gitmediğinde kendini daha uygun bir dille ifade edersen bu gibi şeyler hayatın boyunca yaşanmaz. Evet, ben tekrardan özür diliyorum ama şöyle düşündüm. Doğru kelimeyi seçebileceğimi düşünmediğim için bana gelen mesleğimle ilgili bir cevapta Serdar Bey'in de en iyi kelimeyi kullanacağını attın. Düşündüğüm kestirip için. Kestirip attın. Söyleyiş tarzını çocuğum. Kestirip attın. Ben burada her zaman söylerim. Bana cevap vereceksiniz. Yani ben size bir laf söylüyorsam vereceksiniz ama onun söyleyiş tarzı çok önemli. Onun için hoş olmadı kısacası. Alındı biraz. Siz bana söylediniz ya hani ama, büyük konuşmamak evet. lazım diye. Ben de aynı şekilde cevap vermek istedim. Geri değildi. Daha uygun bir dille. Tamam. Geri de değildi. Sonuçta sen kültürlü bir dördüncü sınıf hukuk okuyan bir avukat kadınsın. Avukat olacak seni. Belki hakim, belki geri başka değil, bir şey. Savcı. Savcı. Şu anki tavrım bile hiç hoş değil. O görseldeki bir kadına yakışmayacak tavırdasın şu anda mesela. Senden büyük birine, karşında hocan olarak oturan birinin kızdırdın veya işte seni şu an bir şekilde seninle muhatap olmak istemedi, çıktı gitti ve sen hala burada gülüyorsun bir şey evet falan yapıyorsun, hiç hoş değil. Yani yumuşatmaya çalışıyorum çünkü gerildi tabii. Bununla düğüne gider misin? Gidersin. Ben bunu eklemeyi unuttum. Şimdi seni o çantanın olduğu yere oturtuyorum.